Şimdi bir sonraki panelimize geçelim. Bu arada ben hem Mete Güneş'i, Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü, hem de Kerem Akıner'i, Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Bölüm Müdürünü davet ettim. Hoş geldiniz. Bey demiyorum, Mete diyorum. Gördüm notunuzu da. Ya zaten hani yıllardır artık tanıştığımız için bu konuda şu an burada olmasaydık belki böyle demeyebilirdik, ama ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu arada bir tane de soru vardı arada. Onu da cevaplayarak geçeyim. Daha sonra da zaten arka plandaki kısmı kaldırıp sizi tüm sahneye alacağım. Bir arkadaşımız şeyi sormuş. Erken aşama girişimcilerle ilgili olan bakış açımızı ve durumumuzu sormuş. Biz bu programda iş birliklerine çok önem veriyoruz. Bazı erken aşama girişimler bir ay içerisinde pratiğe ve şirketleşmeye dönebiliyor. Bazıları dönemiyor. Aslında ona bakmaya çalışacağız. Muhtemelen bu programın devamı olacak. Bu programın içerisinde programa katılamayan insanlar için de faydalı etkinlikler olacak. O yüzden bence siz doğru yerde olduğunuzu düşünüyorsanız başvurun. Sonra burada ilişkimiz başlasın. Belki bu programın içerisinde, belki sonrasında da devam ederiz. Şimdi ilk olarak aslında sizlerden kendinizi tanıtmanızı istesem. Mete Bey. Yine Mete Bey demek zorunda kalıyorum. Diyemiyorum bir türlü. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Siz genel olarak neler yapıyorsunuz? Çünkü benim sorum size girişimcilik kısımları ile ilgili olacak, ama kısaca kendinizden bahsedin. Daha sonra da Kerem'e de söz verelim. Sonra da hep beraber sorularımıza geçelim. Çok teşekkür ederim. Başta İsmail Bey çok güzel bir giriş yaptı aslında. Bankamızın ve özellikle tarım alanındaki odaklanmamızı çok güzel özetledi. Ben hem İsmail Bey hem de tüm katılımcıları sevgi saygıyla selamlıyorum. İsmim Mete Güneş, İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürüyüm. Burada temelde İş Bankası'nın dijital kanallarının geliştirilmesi, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerini yürütülmesi ve müşteri deneyimi alanlarında ekibimle, takımımla birlikte faaliyet gösteriyoruz. Ama içinde geçtiğimiz süreç ve dünyanın gidişatı bu tip işlerin tek bir bölüm, tek bir birim kişi tarafından yapılmasını zaten mümkün kılmıyor. Yani biz İş Bankası ailesi ve sadece İş Bankası banka değil, tüm iştirakleriyle birlikte bu konulara gerek girişimcilik, gerek inovasyon, gerekse de Türkiye ekosistemine her anlamda katkı vermek için yoğun faaliyetleri sürdürüyoruz. 2000 yılından beri İş Bankası'nda çeşitli görevlerde bulundum. Çok da uzatmamak adına Kerem'e sözü vereyim istersen. Yani hoş geldiniz Kerem. Senden de rica etsem kendini ve görevini, İş Bankası hikayeni biraz bahsedebilir misin bizden? Tabii ki. Ben de öncelikle katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. İsmim Kerem Akıner. Tarım bankacılığı çevik alanında alan lideri olarak görev yapıyorum İş Bankası'nda. 2000 yılından beri ben de çeşitli görevlerde bulundum bankada. Özellikle 2017 yılından bu yana önce saha ekibi ve satış örgütünde çalıştım tarım alanında. Daha sonra da 2020 yılı Kasım ayında Tarım Çevik Alanı'nın kuruluşuyla birlikte buraya alan lideri olarak görev yapmaya başladım bu arada diyeyim. Ben de kısa keseyim çünkü sorulara biraz daha vakit ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. Hatta ben direkt seninle devam etmek istiyorum. Çünkü biraz önce de aynı konuyu konuştuk. Yani tarım potansiyeli çok yüksek bir alan. Hani bu bildiğimiz de bir konuydu. İş Bankası'nın bu alanda yaptığı bir sürü çalışma var. Sizin Workup Agri programı ile birlikte İş Bankası'dan ne tarz katkılar sağlamayı planlıyorsunuz? Yani genelde bizim bu programlarımız planladığımızdan iyi gider. Şimdilik neler düşünüyorsunuz? Yolda çünkü bir sürü farklı fırsatın çıkacağını da eminiz. Biraz bunlardan bahsedebilirsen çok sevinirim. Az önce İsmail Bey giriş konuşmasında zaten hem tarımı hem de girişimciliğe bakış açımızı aslında oldukça güzel ifade etti ve özetledi. Bugün hepimiz biliyoruz ki sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarım oluşabilmesi, tarım üretimi yapılabilmesi için teknolojinin kullanımı ve yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi artık bir mecburiyet. Biraz önce söyledik, aynı mazot gibi bir girdi olarak artık teknolojiye ve yenilikçi yaklaşımlara bakmamız gerekiyor bu alanda. World Cup Agri bize göre ülkemizde tarım girişimciliğini derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için atılmış önemli adımlardan birisi olarak değerlendiriyoruz. Tarım sektörü kolay bir alan değil. Teknolojik girişimler birçok konu üzerinde hem dünyada hem de Türkiye'de var.
Biraz önce senin de gösterdiğin bir tablo vardı. Mesela dünyada tarım alanında çok sayıda girişim var. Ancak Türkiye üzerinde baktığımızda tarım sektörünün bileşenlerine özgü girişimcilik projelerini diğer alanlara göre görece bir miktar az olduğunu veya potansiyel vaat etmekle birlikte henüz somut çıktıların oluşmadığını gözlemliyoruz. WorkUp gibi de kendini kanıtlamış başarılı bir program içerisinde bu alana özgü bir ekseni ayrı bir konsantrasyonla kurmak istememizin aslında temel sebeplerinden biri bu oldu. Ve son 2 yılda yaptığımız yarışmalarda gelen başvurular ise bu anlamda bizi son derece cesaretlendirdi diyebilirim. Çünkü aslında cesaret verildiğinde, alan açıldığında bu alanda da çok fazla girişim olduğunu ve ülkemizin belki de o bahsedilen milyar dolarlık girişimlerinden birinin de tarım alanında çıkabileceğini düşündüğümüzden bu programı başlattık. Hemen şunu söyleyeyim, banka olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizden bu programa katkı sağlayacak ne varsa buna gerek teknoloji, gerek insan kaynağı, gerekse iş bağlantıları her türlü desteği ve imkanı sunmaya hazırız. Peki ne yapıyoruz biz tarım çevik alanında dediğimizde? Temel olarak çalışmalarımızı bir tarım değer zincirini oluşturan tüm paydaşların iş yapış süreçlerini ele alıyoruz. Bunları dijitalleşme ekseninde değerlendirip somut çıktılar yaratan iş sonuçlarını hedefliyoruz. Yakın zamanda tabii pek çok projemiz var üzerinde çalıştığımız. Umarım gururla bunları da duyuracağız. Ama WorkUp Agri'nin de girişimcilerimizin WorkUp Agri aracılığıyla yeşertecekleri fikirlerin, geliştirecekleri girişimlerin bu kapsamda bizleri besleyecek önemli çıktılar yaratacağına, yeni fikirlerin ve girişimlerin de buradan büyüyerek, gelişerek mezun olacağına inanıyoruz. Faaliyetlerimiz zaten biraz önce sen de bahsettin. WorkUp Agri'nin odak noktaları olan akıllı tarım, enerji verimliliği, dağıtım ve tedarik zinciri, su kullanımı ve yönetimi, iklim değişimi gibi alanları kapsıyor. Ama sadece finansal destek olarak düşünmeyelim. Biz bu finansal desteğin kullanım amaçlarına da aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışını da içeren bir bakış açısıyla yönetiyoruz tamamen. Ağzınıza sağlık. Yani şey konusunda çok ben de katılıyorum. Yani farklı alanlardaki girişimcilik programlarını görüyoruz. En başta insanlar hep çekinerek başlıyor ama dediğiniz gibi yani bu yarışmalarla birlikte gelen fikirler artık şirketleşecek, büyüyecek yerlere gelmek için doğru zamanları oldu ve genelde bu katlanarak artıyor. Çünkü birçok insan da kendi fikri de olsa, kendisi bir şeyler yapmaya başlamış olsa da İsmail Bey'in de dediği gibi yani bazen konu sadece para olmuyor. Yani o konudaki insanlarla bir araya gelmek, o problemleri anlayabilmek ya da belli networklerin içerisinde olup gerçek problemi saptamak da finansman kadar önemli konular olabiliyor. Hani bu konuda ben hiç şüphem yok. Yeterince tarımı bilen birçok insanla çevireceğimize eminim. O yüzden tekrar hayırlı olsun. Ben şimdi girişimciliğin biraz daha genel kısmına gideceğim ve Mete'ye şey soracağım. 2017 yılından beri aktif olarak İş Bankası'nın birçok farklı aksiyonu var. En büyüğü ve hani en kemikleşmişi de zaten WorkUp. 2017'den beri bu süreçte de birçok insan İş Bankası'ndan zamanını harcadı. Hani buraya emekler verdi. Birçok girişimle işbirlikleri de çıktı. Bu süreçlerde İş Bankası olarak neler öğrendiniz ve hani bu tecrübeler sizin bundan sonraki zamanlarınız için neler getirdiler? Çok teşekkürler. Öncelikle bu yolculuğa çıkarken neler öğreneceğimizi çok bilmiyorduk, açık söyleyeyim. Ama o zaman idarecilerimiz, yöneticilerimiz bu alana İş Bankası'nın girmesi gerektiği ile ilgili iradeyi 2016 yılında Collective House'da ofis açarak, yani girişimcilik ve inovasyon ekibini Collective House'da konumlandırarak buna başladı. İş Bankası'nın tarihinde girişimcilik, girişimlerle işbirlikleri zaten kuruluş misyonunda olan ve yıllardır var olan bir şeydi ama yeni nesil girişim kısmına ilk adımlar aslında onunla başladı. Sonra senin de içinde bulunduğun takımla birlikte 2017'de WorkUp girişimcilik programı başladı. Ama o zaman WorkUp girişimcilik programında yurt dışında gördüğümüz örnekler gibi bankayız ve fintech dikeyinde ya da farklı dikeylerde bir program oluşturmaya uygun zemin de açıkçası yoktu. Yani yapmaya çalışsak belki olurdu ama burada önemli olan, yani İş Bankası bir yola çıkıyorsa sürdürülebilirlik diyoruz, yani esas olarak bu tip faaliyetlerin sürdürülebilir olması önemli. Bir program yaptık fintech'te, bitti, ikinci batch'i alacağız, o kadar fintech yok gibi bir durum olabilirdi. WorkUp'ı daha genel ve bankanın ihtiyaçlarına
hitap etmek özelinde değil, aslında tüm ülkeye katkı sağlasın diye başladık. Şimdi bu yola çıktığımızda 2017'de World Cup girişimcilik programı oldu. 2018 yılında Maxis'te yenilikçi girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. 2020 yılında Softtech Ventures'te Venture Building'i desteklemek için iştirakimiz altında bir oluşum başlattık. Yine 2020 yılında bu zamana kadar öğrendiklerimizle, yani biz orada bulunuyoruz, destekliyoruz ama kurum olarak bizler de öğrendiğimiz için bu sefer kurum içi girişimcilik programımızı başlattık. 2021 yılında spin-off tabir edebileceğimiz, işte Topkapı üzerinde pazarlama ya da bir M&A kapsamında Moka'yı satın aldık. Ve çok yakın zamanda da fiziki bir şubeyle girişimleri, fiziki bir şubeyle de destekleyecek girişimleri başlatıyoruz. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yani bu yolculuk içerisinde öğrendiğimiz bütün unsurları üzerine koya koya, öğrendiklerimizden beslenerek işlerimizin içine kattık. Bugün World Cup girişimcilik programı 8. dönem mezuniyetini inşallah önümüzdeki hafta yapacak. Yani 13 binden fazla başvuru, 100'ün üzerinde girişimi kabul ettik. 81 tanesini mezun ediyoruz. Ve bunların, yani 4 World Cup'lı girişimin 3'ü hala hayatını sürdürüyor. 29 tanesi yatırım aldı, 6.2 milyon dolar. Maxis üzerinden yaptığımız yatırımların 5 yatırımın 2 tanesi World Cup'lı gibi. Yani bu öğrene öğrene gidiyoruz. Ama şimdi İsmail Bey ve Kerem'in çok detaylı anlattığı gibi o yarışmalarda öğrendiklerimizi dedik ki, yani çünkü kurumun stratejik bir hedefi zaten sahada tarıma dönük verdiğimiz öncelikleri bu sefer Genel Müdürlük Örgütü'nde de ayrı bir yapılanmayla kurduk ve bunu da yine girişimcilik alanında destekleyerek onu İsmail Bey Kerem'in liderliğinde başlatıyoruz. Zaten kadınlarla ilgili ayrı girişimci yatırım platformu üzerinde zaten sponsorluğumuz devam ediyordu. Girişimcilik fonumuz vardı ama biraz daha büyük bir yeni bir fon, daha büyük şirketlere de gidebilecek bir fon yolda. Yine sosyal etki alanına dikeyinde odaklanmış bir programı da çok yakın zamanda başlatacağız. Yani bütün bu öğrenilmişlikler ve ülkenin de bu alandaki olgunluk seviyesi farklı dikeylerde, tematik alanlarda bizi yol almamızı destekliyor. Bunları da inşallah farklı dikeylerde de yapmak ya da mevcut dikeyleri daha da genişletmek yönünde düşüncelerimiz var. Bu arada tam bununla ilgili bir tane soru gelmiş Mehmet Yiğit'ten. Zaten aslında cevap vermiş gibi oldun. World Cup Agri, World Cup'ta yeni bir yaklaşım mı söz konusu diye sormuş. Daha farklı World Cup Deep Tech, World Cup AI, World Cup Health gibi programlarda görecek miyiz diye. Ama anladığım kadarıyla zaten şunu diyorsunuz. Bugüne kadar bu destekleri vermeye devam ettik. World Cup'ın altında doğru başlıkların yoğunlaştığını gördükçe de desteklemeye ve bu tarz programlar yapmaya devam edeceğiz. Çok küçük ekleme yapayım. Health Tech ve AI konusunda da biliyorsunuz Koç Üniversitesi ile yapay zeka araştırma merkezimiz var. Pandemi araştırma merkezimiz var. Yani farklı işbirlikleriyle bu alana ilişkin çalışmalar var. Daha önce tarım gibi aslında yapay zeka alanında da farklı küçük programlar ya da yarışmalar yapmıştık. Derinleştiği her alanda bunları genişleyeceğini, büyüyeceğini söyleyebilirim genel olarak. Şu an usulları test ediyoruz yani diyorsun. Yani benim en azından daha sizleri gerçekten yıllardır tanıyan birisi olarak içim çok rahat yani. O günden bugüne birçok Türkiye İş Bankası çalışanının hani her kademeden ne kadar bu alanları sevdiğini, hem inovasyon içeride de dışarıda da çok şahit oldum. Yani bu programlarda olmayan bizim farklı programlarımızdaki girişimcilerin de sizlerle yapacağı potansiyel işbirlikleri için girişimcilik ekipleri her zaman bizleri kırmadan görüştüler, dinlediler, doğru kişilerle bir araya getirdiler. O yüzden benim bu konuda herhangi bir şüphem yok. Çok da seviniyorum bunları duydukça. Şimdi Kerem'e de bu işbirliklerinden biraz daha geri döneceğim. Çünkü çevik alanı yapmanız harika bir şey. Bu sizin iş yapışınızın da startuplarla kol kola girdiğini gösteriyor. Yani sizin içerideki inovasyona bakış açınızın da bu kadar hızlı, bu kadar farklı alanlarda olabileceğini gösteriyor. Sizin içeride yaptığınız projelerden, İş Bankası ve girişimcilerle tarım sektörüne ne gibi destekler verebiliriz? Neler olacak sizce? Nelere göre planlı yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedersen çok sevinirim. Tabii Kaan, şimdi tabii bir finansal kuruluşa bu soruyu sorunca tabii aklına ilk olarak kredi ve finansal destekler geliyor.
Hani bu konuda çok detay bilgi vermeyeceğim. Sadece kabaca şöyle diyeyim. Yani 9,5 milyar TL'nin üzerinde bir kaynağı şu anda sektöre tahsis etmiş durumdayız. Ve biz biraz önce de söyledim. Bu kaynağın kullanım alanlarını da sosyal sorumluluk anlayışıyla çok önemsiyoruz. Bizim paramız, kaynağımız emin olun üreticiye, üretim faaliyetlerine gidiyor. Bu noktada da sulama yatırımları, enerji verimliliği veya kadın çiftçiler gibi konularda ise gerçekten çok farklı şartlarda, çok uygun şartlarda bunları sunuyoruz. Ama bunu bir kenara koyuyorum. Biraz önce Mete Bey'in aktardığı, detaylı olarak aktardığı o başarı hikayeleri aslında. Her biri ayrı ayrı birer başarı hikayesi onların, o rakamların. Bize de büyük bir cesaret verdi açıkçası. Böyle bir Work Up Agri diye bir eksen birlikte yola çıkmak için büyük bir cesaret verdi. Biz tarım çevik alanında neler yapıyoruz? Yani tarımdaki suyun yanlış kullanımını vurgulamak ve alternatif çözüm önerilerini sunmak için çektiğimiz su belgeselinden tutun. Çiftçilerimizin finansal ve teknolojik okuryazarlığının arttırılmasına yönelik eğitim veriyoruz. Çiftçi buluşmaları düzenliyoruz. Çalıştaylar yapıyoruz. Sürdürülebilirlik sohbet serileri yapıyoruz. Bunun çocukların tarımla haşır neşir olmalarını sağlamak için projeler üretiyoruz. Aslında bu tip pek çok alanda sosyal çalışmalar yürütüyoruz. Kurum içi girişimciliğin önemli örneklerinden biri olan İmece Mobil 2019 yılında kuruldu. Müşterimiz olsun olmasın her çiftçimizin, herkesin şu anda ücretsiz olarak akıllı telefonlarını indirip kullanabildiği bir uygulama. Buradaki katılımcılar benden çok daha iyi anlayacaktır bu değerleri. %50'den fazla yüksek bir aktiflik oranıyla 120 binden fazla kullanıcısı var. Yani kullanıcı sayısını ve hizmet yelpazesini ve gelir yaratma kapasitesini de her geçen gün hızla geliştiriyor. Bu alan yaygın alan akıllı telefon, mobil kullanım alanı, sosyal alanlardan söz ettik. Gidiyoruz bir de Vodafone Business gibi nispeten büyük kuruluşlarla da güçlerimizi birleştirip dijital tarım çözümü diye bir ürünümüzü hayata geçirdik. Bu da 5 yıllık uzun vadeli bir proje. 30 tane istasyonu biz önce hibe ederek başladık buraya ve pandemi döneminde bu istasyonların kurulumları yapıldı. Bursa'daki zeytin üreticileri ve Mersin'deki, Silifke'deki çilek üreticileri için kurduğumuz istasyonlardan da ilk hasat dönemi sonuçlarını aldık. Hasat döneminde sadece ilaç ve su kullanımındaki tasarrufla bir yılda 20 milyon TL bir tasarruf yaratılmış durumda. Teknolojinin en önemli etkilerinden biri. Niye anlatıyorum bunları? Çünkü biz burada çevik alanda klasik bankacılık anlayışının çok daha ötesinde bir anlayışla çalışıyoruz. Tarım ekosistemine de olabildiğince çok noktadan destek olmaya çalışıyoruz. O nedenle bu örnekleri veriyorum. Tarım büyük bir ekosistem. Üreticisinden tedarikçisine, kamu kurum ve kuruluşlarından yenilikçi startuplara, sivil toplum kuruluşlarından bizim gibi finansal kuruluşlara kadar pek çok aktörün birbirine bağlı ve karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu büyük bir ekosistemden söz ediyoruz. Biz de kendimizi bu ekosistemde sadece bir banka, sadece bir finansal kuruluş gibi konumlandırmıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi kimi zaman sosyal bir girişimci, kimi zaman bir sivil toplum örgütü, kimi zaman da yatırımcı gibi çok çeşitli roller ile fayda yaratmaya çalışıyoruz. Bu anlamda girişimcilik ekseni son derece önemli ve kıymetli. Dünya ve tabii ki biz kritik bir eşiğe doğru hızla yaklaşıyoruz. Bunu hepimiz kendi sosyal hayatlarımızda görüyoruz, yaşıyoruz. İklim değişikliğini, riskleri, ne yazık ki acı tecrübeleri de birlikte görüyoruz. İşte tarımda ve gıda üretiminde dönüşüm aynı hızda olmazsa aslında yarınları kaybetme riskimiz mevcut burada. Hepimiz çok yakından şahit oluyoruz. Türkiye'de tarım sektörü esasen mukayeseli üstünlüğe sahip olduğumuz bir alan. Bunun yanı sıra genç nüfusumuz, üretkenliğimiz de ortada. Bir de girişimcilik ekosistemine sağlanan bu destekler ile birlikte aslında bu üç kritik husus, yani tarım, genç nüfus, girişimcilik, buna bir de teknolojiyi eklediğimizde Türkiye için farklı mecraların kapılarını aralayacağız diye düşünüyoruz. Hem riskleri hem de bu potansiyeli bir arada değerlendirdiğimizde girişimcilerimizin ortaya koyacakları cesur, yenilikçi, ölçeklenebilir fikirlere ihtiyacın her zamankinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu programdaki girişimlerimizle birlikte çalışacağımız çok geniş bir potansiyel mevcut. Biz tarım, finans ve teknolojiyi buluşturan, bunun en iyi uygulamalarını sunan bir kurum olma stratejik önceliğine sahibiz. Work Up Agri programının da bu strateji içerisinde önde gelen bir role sahip olacağına inanıyorum.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten herkesin konuştuğu noktada geldiğimiz yerde tarım milyonlarca insana dokunuyor. Sadece üretici kısmına baksak. Çünkü bunu gerçekten tarlada ya da çiftliklerde yapılan üretiminden onların tedarik zincirine satıldığı noktada çalışan insanlara baktığımız zaman böyle. Ama günün sonunda zaten hepimiz tüketicisiyiz de. O yüzden yediğimiz elmadan onun iyi olup olmaması, işte nasıl üretildiği, onun üretilirken nasıl suyun kullanıldığı bizim için çok büyük dertler olmaya başladı. 2000'li yıllar aslında insanların dediğin gibi kaynaklarımızın da o kadar sonsuz olmadığını fark ettiğimiz, bunların da cezalarını çektiğimiz zamanlar ve ben şeye çok inanıyorum ya, çok umut vaat edici projeler görüyorum. Hani bunların hayata geçmesi, bunların ticaretleşebilmesi ve büyüyebilmesi hem finansal anlamda umarım girişimcileri mutlu eder, hem de insanlar olarak biz kendi toplumumuza, kendi dünyamıza vereceklerimizle birlikte bizleri mutlu eder diye düşünüyorum. Bu arada etkinliğimizin sonuna doğru geliyoruz. Ekstra sorularınız varsa lütfen yazın. Birazdan ekstra sorularınız varsa onları da alacağız. Ben şimdi tekrar genel girişimciliğe gidiyorum. Çünkü bizim tabii ki diyoruz ya, finans her şeyin çözümü değil aslında girişimcilikte. Çünkü bir ürün market uyumunu yakalamak lazım, problem çözüm uyumunu yakalamak lazım ve bu programlar aslında girişimcilere en çok onları vaat ediyor ki doğru partnerler, doğru müşteriler, doğru networkleri getirmekle alakalı. Ama tabii ki İş Bankası'nın farklı konuları var. Mete biraz önce bahsettin. Bir yatırım fonunuz da var. Hatta bunun bir kısmının yatırımlarından da bahsettin. Maxis fonuyla birlikte hani o süreç nasıldı? Bundan sonraki yatırımlarınız ve planlarınız nasıl olacak? Bu workup'la ne kadar birlikte kol kola gidecek? Bunlardan bahsetmek ister misin? Tabii sağ ol Kaan. Maxis'i kurduk. Maxis'i 100 milyon TL taahhütle kurduk ve bu zamana kadar 5 tane yatırım yaptı. Bunun ikisi workup'lı girişimler. Maxis'in şu andaki ticket size'ı ya da yaptığı yatırımlar ne olursa olsun İş Bankası yatırım yapmaya değer gördüğü herhangi bir girişimi Maxis'in mevcut fonu ya da çok yakın zamanda kurulacak büyüme fonu, daha büyük ticket size'da olan, işte bu 50 milyon 150 milyon arası bir yere gelir diye düşünüyorum, ya da daha büyük işte iş girişim ya da iş yatırım üzerinden yatırım yapma ile ilgili şeylerin önünde hiçbir engel yok. Yani bu sonuçta bankanın ileriye dönük koyduğu stratejilerin içerisinde yer alan bir konu olduğu için tarım dikeyi, yapay zeka, yani teknoloji odaklı ölçeklenebilir her şey gerek Maxis'in gerekse İş Bankası örgütünün yatırım yapmasına dönük hiçbir kısıt aslında içermiyor ve bunlar o kadar esnek yapılar ki, yani biz ihtiyaç halinde başka bir fona, fonların fonu olarak da katılıyoruz. İştiraklerimiz bu fonlara LP olarak katılabiliyor. İştiraklerimizin kendi yaptığı yatırımlar var. Yani burada önemli olan yatırımları yapmanın dışında, hani Kerem'in söylediği gibi, yani o fikirleri, o ürünleri dışarıda sahaya sunabilmek, kullanıcılara ulaştırabilmek, o markaların bilinirliğine katkı sağlayabilmek zaten başlı başına bir değer. Onun üzerine gerçekten hisse alarak da bir katkı sağlamamız gerekiyorsa bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. WorkUp'ın içinde de mesela bizim Amerika'ya götürüp orada yatırımcılarla buluşturduğumuz tarım odaklı bir girişim vardı. Şimdi bu dönem WorkUp'lı bir girişimi benim iki tane iştirakim, onun ürününü, bu tarım odakları için söylüyorum, ürününü alarak destek verecek gibi bir yapı var. Bu konuda yani kendini kanıtlamış, ürününü satmış, fatura kesebilmiş bütün girişimlere, tarım odaklı olsun ya da olmasın, İş Bankası'nın bütün grup olarak kapısı açık. Sadece hangi fon altında ya da hangi yapı altında destekleyeceğimize ilişkin bir karar verme kısmı var. Mesela öyle bir konu gelse biz danışacağımız kişi Kerem olacak yani. Kerem ve ekibi, hani bunun teknik anlamda ya da geleceğiz sizlere soracağız, hocalara soracağız. Bu nedir, ne değildir, arkasında bir intellectual property var mı, ölçeklenebilir mi gibi konular var. Ama bu konularda çok açık olduğunu söyleyebilirim. Yani iş grubu adına konuşuyorum. Yani haddime olmamakla beraber grubun bütün yaklaşımının bu olduğunu, yani başta genel müdürümüz, hatta yönetim kurulu başkanımızdan başlayan bir silsileyle bu konu böyle. Konu da sürdürülebilirlik. Yani başta söyledik ya, ben kurum olarak buradayım, ülke topraklarında vardım, var olmaya devam edeceğim. Bu topraklarda yeşeren her çalışmaya destek vermek İş Bankası'nın zaten şeyi, DNA'sı olan bir şey. Çünkü ülke varsa ben varım gibi bir konu var. O yüzden bu konu stratejik olarak da, yani ülke açısından stratejik bir
konu tarım. Ülkenin nüfusu Kerem çok güzel özetledi. Bu konularda yatırımlar devam edecek. Bu odaklanmayla beraber ben hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü tarım ya da turizm gibi alanlar biraz finans sektöründe şeydir, hafif tabu sektörlerdir. Yani bugün var, yarın yok. İşte bir pandemi çıkıyor, sektör gidiyor, kuraklık oluyor, üretim düşüyor ama işte bu girişimlerin üreteceği çözümler zaten her durumda buna dönük katkı sağlayacak daha verimli bir ülkeye doğru bizi götüreceği için yatırım konusunda da çok açık olduğumuzu söyleyeyim. Yani benim herhangi bir çekincem yok. Yeterince enstrüman olduğunu düşünüyorum İş Bankası'nın. Yani doğru aksiyonlar geleceği zamanlarda da en azından bunların doğru formatlarla birlikte yapılacağını, bazen yatırımcı olarak, bazen destekçisi olarak, bazen müşterisi olarak destekleneceğini düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Birkaç tane soru var bu arada. Bir tanesini belki Kerem cevaplamak ister. Ben paylaşacağım. Doğu'nun sorusu. Blok zincir tabanlı bir yönetim yazılımımızı deneyimleyebilmek için organik üretim yapan bir üretici grubu kooperatifine ihtiyaç duyuyoruz. Programa kabul edilmemiz durumunda bu konulara destek alabilir miyiz? Demişler. Benim buna kendi cevaplarım da olacak. Tabii Ama ki bakabiliriz. Tabii ki bakabiliriz ama organik ürün üretimi yapan bir kooperatiften ziyade organik ürün üretimi biliyorsunuz kayıt altına alınması oldukça meşakkatli bir süreç Türkiye'de. Bir de tabii organik üründen her bir kişinin, her bir tüketicinin, her bir satın alıcının ne anladığı da ne yazık ki kişiden kişiye çok farklılaşıyor. Yani çok uç örnekler de var tamamen doğal yetişmiş vesaire ama biz Türkiye'deki yasal tanımıyla organiği ele alıyoruz. Blockchain ve izlenebilirlik konusunda ise bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla birlikte yeniden bir çalışma yapabiliriz tabii ki. Uçtan uca tüm sistemi izlenebilir ve blockchain ile yönetebilir hale getirmek için ne yazık ki açık alan çok mümkün değil. Kapalı otomasyonlu seralar veya dikey tarım alanlarında bunu uçtan uca yapabiliyoruz. Bunun için bizim de bazı düşüncelerimiz, fikirlerimiz var. Birlikte çalıştığımız, birlikte temas halinde olduğumuz bazı girişimler, firmalar da var. Keyifle tabii ki ilerletiriz burada süreci. Zaten desteklerden bahsederken en önemli örneklerden biri de buydu. Biz birçok alanda iş fırsatlarını, iş ortaklarını mutlaka bu girişimlerimize açıyoruz. Biraz önce Metin'in söylediği örneklerin yanı sıra mesela son dönemde çok iyi bir firma, iyi bir girişimi. Biz gittik mesela üzüm yetiştiricileri, şarap üreticileri şu anda bir araya getiriyoruz. O da bir börek firması. Bunun gibi pek çok alanda işbirliğini, iş ortaklarımızla bir araya getirme fırsatını tüm girişimcilerimize sunuyoruz tabii ki. zaten senin de dediğin gibi bu şeyle alakalı bir konu da değil. Yani bu yok blok zincir, yok organik ürün. Zaten bütün gelecek şirketler, bütün yaptıkları işler Türkiye İş Bankası'nın iştirağı ya da ortağı ya da iş birliktesi olan şirketlerle birlikte bir araya gelip zaten o çalışma fırsatlarını görebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden hani sadece bunu blockchain özelinde de düşünmeyin. Bütün alanlarda sizin desteğe ihtiyacınız yer o insanlara ulaşmak olduğu sürece bu konuda yardımcı olunacak. Saliha bir soru sormuş. Bu biraz ben cevap verebilirim. Bir fikriyle programa başvurduğumuzda aşamalar ne olacak diye. Dediğim gibi bu programdaki amacımız bizim hızlıca ticarileşebilen, büyüyebilen işleri yapıp Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle bunları büyütmek olacak. Programın içerisinde eğitimlerimiz var. Bu eğitimler şu an başlıkları olsa bile seçilen girişimlere göre en son haline geliyor. Yani eğer girişimlerimizin hepsi biraz daha erken aşamadaysa konu başlıklarımız biraz daha farklı oluyor. Eğer ileri aşamadalarsa biraz daha farklı oluyorlar. O yüzden bu 6 aylık süreç içerisinde eğitimler olacak, mentörlükler olacak. Bu mentörlüklerin içerisinde hem Türkiye İş Bankası çalışanları hem biraz önce gösterdiğim farklı şirketler, farklı organizasyonlardan insanlar olacak. Hem de sizin satış ve büyüme yapabilmeniz için sizi bir araya getireceğimiz şirketler olacak. Program bu 6 aylık süre içerisinde bizim beklentimiz sizinle doğru bir yol haritası çıkartabilmek. Siz orada kendi üzerinize düşen görevleri, yapmanız gereken testleri, toplantıları, müşterileri bir yandan yaparken biz de size hem İş Bankası olarak hem de Headquarters olarak doğru kaynakları vermeye çalışacağız. Bu kimi zaman insanlar olacak, kimi zaman da farklı şekilde yapılmış kaynaklar. Şöyle bir tane daha soru var. Bunu anonymous olarak sormuşlar. Yapay zeka destekli yüksek enerji, pardon, rüzgar enerji santrali için saatlik enerji üretim tahmini yapmaktalarmış.
İki önemli firmayla veri alımı için gizlilik sözleşmesi imzaladık. Ancak hala veri alamadık. Bu konularda veri alımında yardımcı olabiliyor musunuz diye sormuş. Yani benim anladığım şey şu, çalışmak istedikleri şirketlerle anlaşmalarını yapmışlar ama hala POC'leri başlayamamış, datalarını alamamışlar. Hani burada sizler cevap vermek ister misiniz? Yani ben şunu söyleyebilirim sadece, yani biz birçok kurumsal şirketle birlikte girişimlerimizin iş yaptığını gördük. Bazen zaman uzayabiliyor. Bu da farklı sebeplerden dolayı olabiliyor. Her şirketin kendi doğası, karar verme mekanizmaları ile alakalı. Hani İş Bankası tarafında bunların olabilecek en hızlı şekilde yapılacağına eminim. Ama kimlerden alacağımıza ve o şirketlerin şu anki durumlarına göre zorlanabiliriz. Ama bunu aşmak için biz yanınızda oluruz diye düşünüyorum. Siz eklemek ister misiniz Mete ve Kerem? Yani şeyi söyleyebilirim. Şimdi mesela bu konuda benim de uğraştığım bizzat birkaç firmanın işiyle ilgili ya da benzer fikir sahipleriyle görüşmemiz oldu. Hatta yatırım konusunda da belli bir aşamaya gelinmişti. Size verilmeyen ama bizde olan bir bilgi yok. Ama şunu yapabiliriz, yani siz fikriniz ve ürününüzle ilgili olarak bizim bankada bu konuda uzmanlaşmış ekipler var. Bu firmaları tanıyan, bilen, sektörde bu işlerle uğraşan, yani gerek su gerekse rüzgar enerjisi konusunda çok ciddi know-how var kurum içerisinde. O ekiplerle görüştüğünüzde muhtemelen sizlerin iletişim kurduğu firmalarla bizim ilgili çalışanlarımızın da iletişimi vardır. Hem sizi dinlerler hem de belki o firmalarda sizin çözemediğiniz bir kısım konularla ilgili bir iletişim halinde, yani bir soft destekle belki yardımcı olabilirler, ama en kötü sizi tanımış, fikrinizi anlamış ve görüştükleri çeşitli firmalarda, ya şunda da aslında gidip görüşseniz, tam da sizin ürününüze benzer bir ürünü arayan şu firma vardı gibi bir açılımla size belki yeni iş fırsatları yaratabilir diyeyim. Hani daha sonra Kaan üzerinden ya da doğrudan e-postayla iletirseniz o bir araya gelmeyi de biz sağlayabiliriz diyeyim. Bu arada sadece bu konu üzerinde değil tabii, yani bu konuda herhangi bir şeyde bizim temel olarak bankada yürütmeye çalıştığımız fonksiyonların da başında bu geliyor. Yani girişimlerle bankanın ilgili ekiplerini bir araya getirip bir fırsat yaratabilir miyiz diye araştırmak bizim temel fonksiyonlarımızdan bir tanesi. Şey, bu arada ben şunu çok gördüm. Ya bu programın arkasında Türkiye İş Bankası'nın ismi olduğu için bu programa seçilen bir girişimin bir müşteriye gittiği zaman aldığı tepkiler daha kolay olabiliyor. Yani arkasında zaten bir güven olmaya başladığında işler biraz daha hızlanabiliyor. Ama onun dışında da şahsi olarak sizlerin de dahil olup bu süreçlerde yardımcı olacağınıza eminim. Birkaç tane daha soru var bu arada. Hala vaktimiz var diye cevaplamaya çalışıyorum. Bir tanesi, girişimimiz olmasa bile eğitimlere katılamaz mıyız? Kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum demiş Sıla. Bu programın eğitimleri kapalı olacak. Yani programa giren girişimciler için olacak. Ama hem Headquarters'ı hem WorkUp iste ya başvuru ya da e-mailini bırakacak bir yol bulursan iyi olur. Çünkü programın içerisinde de farklı oturumları açık yapmak istiyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta Fazla Gıda'nın kurucusu Olcay ile birlikte aslında konuştuğumuz konular vardı. Eminim faydalı olur. Bu etkinliklerin bazıları herkes için yapılıyor ama bir kısmı sadece programa kabul edilenler için özel. Bir de Botan soru sormuş. Kendi girişimi Yumbi arı ürünleri. Yanlış okumamışımdır umarım diye düşünüyorum. Seçim kriterleriyle ilgili aslında soru sormuş. Teknoloji geliştirmek en önemli kritermiş gibi algıladık. Sürdürülebilir ambalaja sahip ihracat odaklı bir gıda girişimi de programla kabul alabilir mi? Bence alabilir. Burada aslında sizin, Kerem sen cevap vereceksin sanırım. Tabii ki Kaan. Yani biz burada aslına bakarsanız tarım diyoruz ama tarım, biraz önce de söz ettiğim gibi, pek çok sektöre dokunuyor. Büyük bir ekosistem. Tarım, gıda ve sürdürülebilirlik eksenlerini aslında öncelikliyoruz. Biz burada hep beraber geleceğin tarımı nasıl olur, geleceğin gıda üretimi nasıl olur, geleceğin su kullanımı yönetimi nasıl olur gibi konuların aslında cevaplarını arıyoruz. O nedenle bu tip girişimler mutlaka ve mutlaka başvurmalı diye düşünüyorum. Bir şeyi daha ilave edeyim. Biraz önce zaten Mete de çok net ifade etti. Hani bizim zaten fonksiyonumuz bu bölüm olarak, girişimcilik birimi olarak da zaten bunu yapıyorlar.
Biz de burada sürekli olarak WorkUp Agri girişimleriyle birlikte 24 kişilik bir tarım çevik alan ekibi sürekli olarak hep birlikte olacağız zaten. Hem sahada birlikte olacağız, sahadan geri bildirimleri vereceğiz. Hep beraber bütün know-how'umuzu paylaşarak burada dediğim gibi güzel başarı hikayelerini birlikte yazacağımıza da inanıyorum. Onu da söylemiş olayım. Ağzına sağlık. Bence bunları göreceğiz. Bir de şey de gördüğümüz şok oldu. Yani WorkUp'ta da gördük. Bazen bir girişimi programa dahil etmiyoruz ama hani onu sevmediğimizden, beğenmediğimizden değil. Belki direkt başka bir iş fırsatı da görebiliyoruz birlikte ve oraya da evrilebiliyor konu. O yüzden bence başvuruyor olmak güzel bir şey. Bu ilişkiyi başlatmak için en azından sizin de aklınızda bulunsun. Bir de şey sorusu var. Kenan sormuş. Yaklaşık 6 aylık bir süreç olacak. Mevcut işimin olması bu süreci sekteye uğratır mı? Buna ben kendi geçmişimden cevap vermek istiyorum. Genelde uğratıyor. Yani bu ekibinizde kaç co-founder olduğunuzla da alakalı. Yani 3 kişi varsa, 2 kişi tam zamanlı olarak bir girişim yapıyorsa belki birinizin daha az katılabiliyor olması sorun olmayabilir ama bu süreçler yoğun. Yani eğitimler alacaksınız, mentorluklar yapacaksınız, hızlı toplantılar yapmanızı isteyeceğiz ya da prototipinizi geliştirip belki bir hafta sonra götüreceğimiz bir müşteriye sunmanızı isteyeceğiz. Hani bunu genel anlamıyla söylemek istemiyorum ama biz girişimcilerin tam zamanlı olmasını onların bu konuya kendileri için yaptıkları bir yatırım olarak bakıyoruz. Ama bir yol planınız vardır. Diyorsunuzdur ki işte ya yani 2 ay sonra ayrılacağım, şöyle bir şeyim var. Onları başvurunuzda yazarsanız bence iyi olur. Ama tercihen bizim en çok istediğimiz şey herkesin aklının mümkünse şu an yaptığı işte olmasını istiyoruz ki en fazla etkiyi alabilsinler. Başka soru konusunda iki tane daha soru varmış bu arada sorayım. Bir tanesi şu, aynı zamanda Etiçekirdek'te de yer alıyoruz. Bu bizim katılmamıza engel midir diye sormuşlar. Benim bildiğim kadarıyla değil. Böyle bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Emre, zamanlamasına bakarak hoş geldin. Bu arada Emre'cim hoş geldin sen de. Merhaba. Şöyle az önce yanıtladığın soruya bir katkı olması açısından Tabii. aslında el kaldırmıştım aslında ve devamında bir iki tane de bizim yanıtlayabileceğimiz düşündüğüm soru olduğu için Süper. cesaret buldum. Yambi olarak ya da Yumbi olarak okuyorum. Arı ürünleri konusundaki şeyde küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Yani, evet, teknolojiyi ısrarla vurguladık çünkü tarım, finans ve teknolojiyi buluşturan bir platform vizyonu var İş Bankası'nın. Dolayısıyla bu program da aslında ona hizmet ediyor olacak ama senin eklemen çok kıymetli oldu. Programa seçilmese dahi biz girişimlerle işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla başvurmaktan imtina etmeyin. İllaki programda yer alınmasına bile bir girişimle tarım çevik alan başta olmak üzere ilgili ekiplerimize destek olmaktan mutluluk duyarız. Bir işbirliği fırsatı doğar diye düşünüyorum. İTÜ Çekirdek konusunda evet bir engel teşkil etmeyecektir. Şu anda devam ediyor olması. Farklı bir değer önerisi sunuyoruz çünkü burada sunacağımızı inanıyorum özellikle bu program dikeyinde. O yüzden Tuğba'ya da yanıtım o olmuş olsun. Orada eklememi yapmış olayım. Bir de bir öncesinde Caner'in bir sorusu vardı. İş Bankası farklı bir dikeyde girişimcilik destek programı olma ihtimali var mıdır? Her şey ihtimal dahil dedi. Her şey olabilir. Girişimcilik de böyle bir şey. Yüksek belirsizlik ortamında. Tarım bunun öncüsü oldu. Üzerinde çalıştığımız farklı alanlar da olacak ama her şeyden öte Mete Bey çok güzel ifade etti aslında. WorkUp her şeyi cover ediyor. Yani illaki bana uygun bir dikey var mı yok mu demeden WorkUp'a başvurabilirler. Şu anda spesifik olarak tarımda değer yaratmak istediğimiz için böyle bir programı hayata geçirdik. Yarın bir başkasının yanına eklemememiz için hiçbir neden yok. Ama o günü beklemeden de WorkUp'a başvurabilirler diyeyim. Ağzına Teşekkürler. sağlık. Bence kameranı kapatma. Zaten sonundayız. Yani hatta kendinden de kısaca bahsedersen ben çok sevinirim. Bu arada hani süremizin sonuna da geldik. Biz seni çok tanıyoruz ya. Eminim dinleyenlerin de bir kısmı tanıyordur. Çok çok teşekkür ederim. Bir iki tane daha mesaj geldi aslında ama kaçırdığımız bir soru olmasın. Ben çok kısa söyleyeyim. Ben İş Bankası'nın girişimcilik biriminin yöneticisiyim. Dijital bankacılık bölümü üyesinde Mete Bey'e raporlayan bir ekibin başındayım. WorkUp girişimcilik programını yürütüyoruz. Maxis girişim sermayesi yatırım fonu tarafında bir deal flow yürütüyoruz. Kurum içi girişimcilik programı ve startuplarla aslında iş birliklerini geliştiren bankanın birimiyiz diyebilirim. Burada da tarım çevik alanla birlikte çok keyifli ve verimli ve headquarter sebeple güzel bir çalışma yürüttük.
Headquarters'la yollarımız çok öncesinden kesişiyor elbette World Cup hayata geçirdiğimiz günlerden. Yeniden buluşup bu yolculuğu daha da ileriye götürmek de bizi ayrıca mutlu ediyor diyeyim. Bunu eklemiş olayım. Süper, ağzına sağlık. Yani birkaç tane daha küçük soru vardı. Onlarla birlikte artık isterseniz kapatabiliriz. Bir tanesi süreçle ilgili. Sonradan gelen birkaç arkadaşımız sormuş. Yani öncelikle workupagri.is sayfasından da ajandayı görebilirsiniz. Bizim başvurularımız 9 Eylül'e kadar devam edecek. Eylül sonunda da programı başlatma hevesindeyiz. 20-23 Eylül arasında jürilerimiz olacak. O ara zaten kısa listeye kaldıysanız, yani son finalistlerdeyseniz, sizinle bizim ekibimiz iletişime geçip sizlerden sunum yapmalarınızı isteyeceğiz. O yüzden Eylül sonunda program başlayabilecek gibi düşünebilirsiniz. Ali bir soru sormuş. Aktiviteler fiziki ortamda mı olacak? Yurt dışından katılabilir miyiz diye yazmış. Şu an planlarımızın hepsi dijital olması yönünde. İsmail Bey de en başta söyledi. Yani biz de fiziki olarak bir araya gelmekten çok mutluluk duyuyoruz. Yani özellikle kutlama yapabileceğimiz zamanlarda, işte Emre de birazdan bahseder. Önümüzdeki hafta World Cup'ın yeni demo day'i olacak. Yani bu döneminin demo day'i olacak. Olabildiği kadar fiziksel bir araya gelmek istiyoruz. Çünkü bu günün sonunda işbirlikleri biz Türk insanı olarak da duygusal insanlarız. Birbirimizi tanıdıkça da işbirlikleri artıyor. Ama şu an planlar en azından eğitimlerin yani dijital olması. Hatta mentorlarımıza bakarsanız bir kısmı Türk de değil. Birebir yapılacak seanslar onlar Türkiye'de de değiller. O yüzden dijital olarak yapmaya devam edeceğiz. Ama fiziki etkinliklerimiz olacak diye planlıyoruz yani gelecekte. O zamana gelene kadar herhangi bir problemimiz yok. Sizin var mı bir ekleyeceğiniz şey? Ben sadece şahsi olarak önemli bir noktayı çok önemsiyorum, onu söyleyeyim. Tabii ki dijital ortamda her yerden katılım, her yerden mümkün. Ama genelde hep Türkiye'den yurt dışına bu tip girişimlerin, fintechlerin büyümesini, bizim buradan dışarıya bunları büyütmemizi özellikle kendi adıma tercih ediyorum, onu söylemiş olayım. Umarım bu World Cup Agri ile birlikte de tüm arkadaşlarla, tüm girişimlerle birlikte bu tip başarı hikayelerini hep beraber imza atarız diye de umut ediyorum. Harika. Ben yavaştan programı sonlandıracağım. Biraz önce size bir tane de etkinlik formu gönderildi chatten. İsterseniz biz çok seviniriz. Oradan bize geri bildirim verirseniz çok sevinirim. Öncelikle İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız, iyi ki bize vakit ayırdınız. Sonrasında da hoş geldiniz tekrar. Emre, Kerem ve Mete, sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kapanışta bir şeyler eklemek ister misiniz? Sonrasında da yavaştan kapatabiliriz. Ben tüm katılımcılara ve bu güzel sunum ve idare için size çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selamlar, saygılar. Başarılar diliyorum. O zaman herkese iyi günler diliyorum. WorkUp Agri ise bakmanızı tavsiye ederim. Buradaki sorular ve videoları katılım yaptıysanız size tekrar gönderilecek. Daha fazla bilgileri de zaten hem web sitesinden hem WorkUp'un altında hem de WorkUp Agri'den bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Görüşmek üzere.